8. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı. A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. Cevap 1. Cumhuriyet tarihinde ilk kez çok partili siyasi hayat terakkiperver Cumhuriyet, fırkasının kurulmasıyla başlamıştır. 2. Mustafa Kemal, liderliğini yaptığı Müdafaa-i Hukuk grubunu, Halk Fırkası, adıyla siyasi partiye dönüştürmüştür. 3. Siyasi partiler, demokrasinin çoğulculuk ilkesinin bir gereğidir. B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız. 1. Gazi Mustafa Kemal'e düzenlenen suikast girişiminin asıl hedefi nedir? Cevap, asıl hedef yeni kurulan Cumhuriyet, yeni kurulan özgür bağımsız Türk Devleti'dir. 2. I. Meclise Halk Meclisi denmesinin dayanağı nedir? Açıklayınız. Cevap, işgal edilen bölgelerde yapılan seçimler sonunda seçilen milletvekilleriyle İstanbul'dan gelen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920'de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yapılan seçimler sonunda M. Kemal Başkan seçildi ve böylece yeni hükümet kuruldu. 1. Meclise Halk Meclisi denilmesinin sebebi, meclisin halkı temsil eden ve halkın arasından çıkan kişilerden oluşmalarıdır. 3. Mustafa Kemal'in, yakın arkadaşı Fethi Bey'den yeni bir parti kurmasını istemesindeki amacı nedir? Açıklayınız. Cevap, Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra tek parti devrinin de başlaması, Cumhuriyet'e dair demokratikleşme çalışmaları yapılmıştır. Belli bir süre sonra çok partili sistem denemesi yapılmıştır. Mustafa Kemal'in, yakın arkadaşı olan Fethi Bey'den yeni bir parti kurmasını istemesinin nedeni demokratikleşme çalışmalarının somut olarak yapılması gerekliliğidir. 1. Aşağıdakilerden hangisi ülke yönetiminde milli iradeyi hakim kılmaya yönelik gelişmelerden biri değildir? A. Büyük Millet Meclisi'nin açılması. B. Saltanatın kaldırılması. C. Cumhuriyet'in ilan edilmesi. D. Medeni Kanun'un çıkarılması. Cevap, D. 2. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır? A. Serbest Cumhuriyet Fırkası. B. İttihat ve Terakki Fırkası. C. Cumhuriyet Halk Fırkası. D. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Cevap, B. 3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan siyasi partilerin kurucu genel başkanları arasında yer almaz? A. Mustafa Kemal Paşa, Atatürk. B. İsmet Paşa, İnönü. C. Kazım Karabekir Paşa. D. Fethi Bey, Okyar. Cevap, B. 4. Atatürk, benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır. Sözünü hangi olay üzerine söylemiştir? A. Cumhuriyetin ilanı. B. Saltanatın kaldırılması. C. Atatürk'e suikast girişimi. D. Cumhurbaşkanı seçilmesi. Cevap, C. 5. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında etkili olan dış etkenlerden biridir? A. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin Türkiye'yi de etkilemesi. B. İktidar Partisi'ni denetleyecek bir partiye ihtiyaç duyulması. C. Alternatif politikalar üretecek partilere ihtiyaç duyulması. D. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının önemsenmesi. Cevap, A. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 148 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.